Evet, 40 günlük bir aranın ardından yeniden merhaba diyelim arkadaşlar. 40 günlük bir ara verdik. Kanalı açtığım günden beri vermiş olduğumuz en uzun ara oldu. Öncelikle kanalı takip edenlerden bunun için özür dilerim. Neden böyle bir ara verdik arkadaşlar? Ağustos ayının sonlarına doğru ben 15 günlük bir tatile çıktım. İşlerime 15 gün ara verdim. Tabii ki biliyorsunuz tatile çıkarken bizler kendimizi, vicdanımızı şöyle rahatlatıyoruz. İşte gideceğim, deşarj olacağım, dinleneceğim ve geri döndüğümde daha motive bir şekilde işlerime döneceğim. Kaybettiğim bu zamanı fazlasıyla telafi edeceğim diyoruz. Ama tabii ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. 15 gün tatilde geçiriyorsak evet. en azından bir 15 günde işlere, güçlere e, tekrar adapte olmamız e, süre alıyor. En azından bende böyle oluyor. Sizi bilmiyorum. E, 40 gün ara vermiş de olsak e, yeniden beraberiz. Bu videoda önümüzdeki zamanda yani 2022'nin son çeyreğinde 3 ay kaldı biliyorsunuz ve 2023'te bazı plan ve projelerimden bahsedeceğim. Tabi bunlardan bahsediş amacım birincisi biliyorsunuz ben ticari hayatımda ne yaşıyorsam bu kanalda onlardan bahsediyorum. Onları anlatıyorum. Bu projelerimden bahsedeceğim ki en azından kanalda önümüzdeki zamanda neler olacak e, bunlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. E, bir diğer konuysa Tabii ki aramızda belki benden daha tecrübeli de arkadaşlar vardır. Sizin de fikir, görüş ve önerileriniz benim için önemli. Belki tavsiyeleriniz olur bu plan projelerle ilgili. Onlar da duymak isterim. İlk olarak Haziran ayında bir marka tescil başvurusu yapmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Bu marka tescil başvurusunun görsel incelemesi tamamlandı ve yayın kararı alındı. Biliyorsunuz yayın kararı alınıyor ve markalar 2 ay gibi bir süre yayında kalıyor ve itiraz gelmezse marka tescil ediliyor. Benim yayına gireli bir ay oldu. Yaklaşık bir ay sonra öyle sanıyorum bana işte ücret yatırmam gerektiğini söyleyecekler ve o ücreti de yatırdığımda marka tescil belgemi tarafıma gönderecekler. Tabii ben bu süreçlerin tamamlanmasını beklemeden üreticilerle görüşmeye başladım. Ürün üretmek için, fason üretim yaptırmak için görüşmelere başladım. Tabi olaylara dışarıdan baktığınız zaman çok basit e, görünen olaylar bile içerisine girdiğiniz zaman birçok e, teferruatı olduğunu görebiliyorsunuz. İşte kutu tasarımı, etiket tasarımı e, gibi e, birçok detay var işin içinde. Bir de tabi mali boyutu, ekonomik boyutu var arkadaşlar. E, benim üreteceğim ürün örnek olarak minimum 3300 adet üretiyor üretici. Çünkü onun bir tankı var ve o tankı tam dolu bir şekilde üretimi alıyorlar. E, tabii bu üretici benim yaklaşık bir 15 senedir tanıdığım bir üretici olduğu için e, ben bu minimum üretim adedini 1000 adede düşürdüm ve e, birim fiyatı da 30 lira yani yaklaşık bir 30 bin liralık bir ürün maliyeti oldu. Ama dediğim gibi bu uzun süreden gelen bir dostluğun neticesinde oldu. Yoksa tek bir ürün bile e, piyasaya sunmanın 90 bin liranın üzerinde bana bir e, maliyeti olacaktı. Tabii şöyle de bir durum var. Esasında ben sadece tek bir ürün üretmek için marka tescili yapmadım. Bir ürün grubu yapmak istiyorum ben. Yani şu anda benim imkanım olsa aynı anda 30 tane, 40 tane ürün piyasaya sunarım benzer ürün. Ama maalesef tabii ki içerisinde bulunduğumuz mali koşullar buna imkan sağlamıyor. Ben şöyle bir yol izleyeceğim. Önce tek bir ürün çıkartacağım. Daha sonra onun yarısını sattıktan sonra peyler pey sırayla diğer ürünleri de çıkartacağım. Kendimi de fazla zorlamıyorum açıkçası kaynak bulmak için. Bir de ben dışarıdan yardım almayı pek benimseyen birisi değilim. Her şeyi kendi imkanlarımla, kaynaklarımla yapmayı sevdiğim için bu şekilde bir yol izleyeceğim. Şimdi bu modelde çalışmanın dezavantajı tabii ki şu arkadaşlar. Siz yeni bir ürünü piyasaya sunuyorsunuz. Yani bu ürünü müşteriler tanımıyorlar, bilmiyorlar. Pazar yerlerinde yorumu yok, 5 yıldızları yok mesela bu ürünün. E, dolayısıyla ilk etapta belki biraz dirençle karşılaşabilirsiniz. Başlarda belki bolca reklam, kampanya ve tanıtım harcaması yapabilirsiniz. Belki bir sene, belki daha da uzun bir süre bu üründen gelir elde edemeyebilirsiniz. Kafa kafaya noktasına gelmeniz uzunca bir süre alabilir. Dolayısıyla benim hali hazırda sattığım ürünler ve hazır bir gelirim olduğu için ben bu işi ekstra olarak yapıyorum. Yani bu işten kısa vadede bir beklentim yok esasında. Benim bu işten beklentim şu: her gün üzerine koya koya gitmek. Yani ilk sene atıyorum bin tane ürün sattım, ikinci sene bu ürünü kullanan o 1000 kişiden 200 kişi 300 kişi çıkarsa bir sonraki sene tekrar bu ürünü alacak. Beni cezbeden tarafı açıkçası bu arkadaşlar. Yani ben Yakın geleceğe değil belki 2024'e 2025'e yatırım yapmak istiyorum bu girişimle. Bu fason üretim modeliyle kendi markamı çıkartarak daha uzun süreli bir yatırım düşünüyorum. Çünkü zaten dediğim gibi benim hali hazırda e, bayisi olduğum firmalar, sattığım ürünler var. E, ben geçimimi buradan sağlıyorum. Bu daha çok ileriye dönük bir yatırım olarak ben bunu görüyorum. Bir diğer avantajlı olduğum durum şu arkadaşlar. Benim ürünüm bir gıda ürünü. Dolayısıyla tüketiliyor ve tekrar tekrar insanların satın alabileceği bir ürün. Yani bir tekstil ürünü belki böyle değil. İnsan işte atıyorum bir gömleği kaza alıp onu giydiği zaman gideyim bunun aynısını tekrar bulayım demiyor. Ama gıda ürünü öyle değil. İnsanlar bundan memnun kaldığı zaman belki ömür boyu aynı şeyi tüketmek isteyebiliyor. Bana göre bu da bir avantaj. Ve zaman içinde tabii kaliteli bir ham madde kullanarak, kaliteli bir ürün ortaya koyarak, müşteri memnuniyetini sağlayan bir ürün ortaya koyabilirsek e, uzun vadede kazançlı olduğunu olabileceğini düşünüyorum. Bir diğer projem şu arkadaşlar. Bu zamana kadar hazırlamış olduğum videolar arasında en çok ilgi gören videolar ürün bulma, toptancı bulma ve üretici bulma videoları oldu. Özellikle e-ticarete yeni başlayan arkadaşlar bu konulardan çok muzdarip e, ürün bulmakta, toptancı bulmakta zorlanıyorlar. E, piyasada da biliyorsunuz e, bu insanların belki iyi niyetini, belki tecrübesizliğini e, suistimal edebilecek e, birçok e, ma maalesef kuruluş var. Öyle söyleyeyim. E, ben buna engel olmak istiyorum. Burada bir platform oluşturmak istiyorum. Yani hem ürün arayan satıcıların hem de ürünlerini satmak isteyen üreticilerin olduğu bir platform oluşturabilirsek çok mutlu olacağım. Ee, söylediğim gibi senelerdir zaten bayisi olduğum ürünler var. Onun dışında işte marka tescilini yaptık, kendi ürünlerimi e, piyasaya sunacağım. Onun da dışında e, birçok üreticiyle bu konuyla alakalı görüşüyorum arkadaşlar. E, spor outdoor kategorisi olsun, ev tekstili kategorisi olsun, işte sağlık güzellik kozmetik kategorileri olsun. E, bu kategorilerde birçok üreticiyle görüştüm. Tabii şöyle yapacağız arkadaşlar, biz bu XML firmaları gibi çöp 8-10 bin tane ürünü e, bir listeye doldurup insanlara bunu vermeyi düşünmüyorum ben. Az ürünümüz olacak ama tabanca gerçekten hızlı satılan ve e, satıcılara yük olmayan ürünleri e, bir araya toplayabilirsek e, bunları bir şekilde yeni giren, e-ticarete yeni başlayan arkadaşlara e, sunmayı planlıyorum. Ee, bu konuyla alakalı aranızda üretici varsa, ben de bu e, sisteme ürünlerimi dahil etmek istiyorum diyen olursa e, benimle iletişime geçmesini e, rica ederim. Onun dışında e, ben böyle bir listeye ihtiyaç duyuyorum veya e, ben de bu topluluğun içinde yer almak isterim diyen arkadaşlar varsa onlar da belirtirse sevinirim. Ona göre çünkü çalışmalarımızı yapacağız, hızlandıracağız. Daha tam netleştirmedim bunu ama önümüzdeki zamanlarda zaten netleştikçe detaylarını da aktarıyor olurum. Son olarak videonun başında belirttim arkadaşlar, 15 günlük bir tatil yaptım. Ama tabii biz ticaretle uğraşanlar biliyorsunuz tatilde de olsak kafamızda bir yerlerde muhasebe hep devam ediyor. Tatilde şunu fark ettim arkadaşlar, son bir yılda ben satış kanallarımın nereden baksanız yarısına yakınını kaybetmişim. Örnek olarak AliExpress mağazam işte gıda sattığım için, gıda satarken yakalandığımız için askıya alınmıştı. Amazon hesabım yine sattığım bir üründe bir kimyasal tespit edilmiş. Tabii benimle alakalı bir durum değil ama sonuçta satıcısı ben olduğum için orada da hesabım askıya alındı. İşte gitti gidiyor zaten. Kendisi çekti gitti, kapattı bıraktı bizi. Ee, ilk satış yaptığımız pazar yeriydi kendisi. Ee, i̇şte PTT AVM vardı mesela, bir satış yapıyorduk yine 3-5 oradan da bir şeyler geliyordu bize. İşte yok dediler desi bilgilerini güncelleyin, yok bilmem ne bir şeyler dediler. Ben de orayı da ben kendim kapattım. Bütün ürünleri pasife aldım, şey yaptım. Ee, açıkçası zaten çok da yokluğunu da aramadım bu saydığım yerlerin ama e ayrı ayrı tek başına değerlendirdiğiniz zaman ciddiye almıyorsunuz ama hepsini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman büyük bir bu da ciro kaybı olmuş zaman içinde. Daha aklıma gelmeyen birkaç tane daha var bu şekilde satışı bıraktığım. E yani şunu söyleyeyim ilerleyen dönemlerde satış kanallarımı, satış yaptığım pazar yerlerini arttırmayı düşünüyorum. E bunlarla ilgili de ben alternatif pazarlar buldukça bunları da Yine kanalda zaten paylaşıyor olacağım. Bunların dışında da yine muhabbet, sohbet ederiz. E, ucundan köşesinden belki ekonomi, finans konuşuruz. E, dertleşiriz. E, belki yine canlı yayınlar yaparız. Biliyorsunuz daha önce yapmıştık. E, çok büyük katılımlar olmasa da keyifli sohbetler e, olmuştu. O canlı yayınlarımızda yine canlı yayın yaparız. E, biraz da ihtiyacım var. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.